Selamlıyorum. Sağlık Bakanlığı bütçesini konuşacağım ağırlıklı. Önce iki konuda açıklama yapacağım, sonra vakit kalmaz. Birincisi, sağlığı pazar, hastayı da ticari meta haline getiren bu sağlık düzenini biz değiştireceğiz. CHP olarak sağlık meselesine bambaşka bir açıdan bakıyoruz. Sağlık bir temel insan hakkıdır. Asla ve asla ticarileştirilemez. CHP iktidarında sağlık hizmetleri büyük ölçüde kamu eliyle yürütülecektir. Sosyalizasyona dayalı koruyucu hekimlik hizmetleri önceliğimiz olacaktır. Bu doğrultuda büyük bir sağlık devrimi yapacağız. Sayın Bakan bütçe görüşmeleri esnasında Türkovak aşısını anlatırken laf attım ona. Dedim ki bu ülkede aşı 200 sene evvel yapıldı. Sayın Bakan da Türkovak'ın çıkmasına sevinmiyorsunuz, üzülüyorsunuz gibi laf etti. Daha sonra da herhalde bir halkla ilişkiler çalışması yaptılar. Bütün medyada sanki ben şeye karşı çıkıyoruz, Türk aşısına karşı çıkıyoruz gibi bir algı oluşturdunuz Sayın Bakan. Bekiroğlu, haksızlık yaptınız. Bakın Sayın Bakanım, benim özel hastanelerim yok. İnsanlar hastalansın da benim hastaneme gelsin demiyorum. Böyle bir şeye hakkınız yok. Değerli arkadaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi %50 oranında artmıştır. Ne var ki bu artış pandemi harcamaları ve şehir hastanelerine yapılacak ödemeler dikkate alındığı zaman bir artış sayılmaz. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kuruş bile harcamadan yapıyoruz demişti ya şehir hastaneleri, dedikleri gibi değil. 2017'den itibaren bütçeden hizmet ve kira bedeli adı altında büyük paralar ödenmektedir. Değerli arkadaşlarım, içinde geçtiğimiz süreç bu neoliberal ekonomi ve sağlık politikalarının pandemi dolayısıyla denendiği önemli bir dönem olmuştur. İnsan sağlığı ve her şeyi ticaretin konusu haline getiren neoliberalizmin ne kadar insanlık dışı bir sistem model olduğunu bu vesileyle bir kere daha gördük. Yok, bu sefer sadece zenginler daha zengin, fakirler daha fakir olmadı. Fakirler aşı bile bulamadı. Afrika'da hala aşı ulaşmamış ülkeler var. İşler, ya sayın milletvekilleri, AKP'li milletvekillerine söyleyeyim özellikle, işler anlattığınız gibi değil Sayın Bakan. Ortada öyle bir pozitif ayrışma, büyük başarı hikayesi falan yok. Toplumu bu işe katamadınız. Halkla ilişkileriniz de çok kötüydü. Kimse sizin söylediklerinize inanmadı. İnsanları gerçeği söyleyip onlardan destek isteyeceğinize, Avrupa'da durumun ne kadar kötü olduğunu anlattınız. Bu şekilde Türkiye'de işlerin ne kadar yolunda gittiği algısını oluşturmaya çalıştınız. Oysa hala Türkiye'de 20 bin, 30 bin yeni vaka açıklanıyor günde ve 200 insan ölmektedir. Değerli milletvekilleri, bu iktidar pandemiyi insan ve insan sağlığı olarak değil, para ve üretim olarak gördü. Milyonlarca insanı çalıştırmaya devam etti. Yetmedi, ekonomiye başlamasın diye kapanmaları geciktirdi ve yeteri kadar uygulamadı. Pandemi harcamaları diye kredi hacmini büyütmekten başka hiçbir şey yapmadınız. Sadece patronları gördünüz. Güya onlar yatırım yapacaktı, istihdam olacaktı. Ama öyle olmadı. Güven ortamı olmadığından dolayı gittiler, aldıkları kredileri dövize ve altına yatırdılar genellikle tabii. Söyledik ama kulak asmadınız. Doğru olan insanlara direkt yardım etmenizdi. Çünkü insanlar bunu harcayacaktı, piyasada canlanacaktı. Hiç doğrudan yapılan yardımlar gayri safi milli hasılanın %3'ü bile 3 civarında oldu ama %10'u geçti yaptığınız krediler. Böyle olmasına rağmen hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de bakanlar biz pandemide gayri safi yurt dışı hasılanın %13'ü kadar yardım yaptık diye açıklama yaptınız. Ayıp yani, böyle bir şey yok. Değerli milletvekilleri, şehir hastaneleri sayesinde insanlar koridorlara yığılmadı diye övünüp durdunuz. Yoğun bakımlarda başarı sizin değildir. Sağlığı ticarileştiren sağlıkta dönüşüm programının da değildir. Yoğun bakımlarda hekimlerimiz ve diğer sağlıkçılar cansiperane bir şekilde çalıştılar. Görülmemiş kahramanlık örnekleri ortaya sergilediler. Eğer COVID-19'da mücadelede bir başarı varsa bu başarı sağlıkçılarımızdır. Onları tebrik ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Onlarcası öldü, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli arkadaşlarım, COVID-19'da mücadeleyi zora sokan sağlıkla dönüşüm programınızdır. Bu programın koruyucu hekimlik bölümünün eksik olmasından kaynaklandı bu. Bu vesileyle ülkemizde koruyuculuk hekimlik sistemini kuran, kurucusu olan Nusret Fişek Hoca'yı da saygı ve rahmetle anıyorum. 150 ülkeye tıbbi yardım ve aşı gönderdik diye övünüp durdunuz. İçeriye algı operasyonu yapmak için gerçeği büktünüz. Hastalığı, insanların acılarını bile kullanıyorsunuz.
O neydi öyle? Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla evlere 5 adet maske, 1 şişe kolonya gönderdiniz. Kime ihale etmiştiniz ki bunu? İngiltere'ye maske gönderiyoruz diye şişinip durdunuz. Ama hala aşı meselesini halledemediniz. Maalesef aşılamada henüz pandemiyi kontrol alacak bir noktaya gelmedik. Bu süreç sağlıkla dönüşüm programında aşı üretiminin adeta yasaklanmasının ne kadar yanlış olduğunu bir kere daha gördük. Değerli arkadaşlarım, bu ülkede gerçekten 100 sene evvel aşı üretiliyordu. Üretilen aşılar hem ülkeye yatıyor hem de dışarıya satıyorduk. Ne var ki 20 sene Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde Refik Saydam Hüsnüsa Enstitüsü'ne yatırım yapılmadı. Aşı altyapısı yok edildi ve sonunda da kapatıldı. Şimdi aşıların tamamını neredeyse dışarıdan geliyor. Belçika'dan, Çin'den, Hindistan'dan. Bir tanesi Türkiye'de yapılıyor. Konjüge pneumokok aşısı, bunu da Pfizer yapıyor değerli arkadaşlarım. Bakın, siyasette ihanet kelimesinin kullanılmasını doğru bulmuyorum. Eğer kullanılacaksa bir ülkenin aşı altyapısının yok edilmesinden daha büyük bir ihanet olamaz değerli arkadaşlar. Bu sağlıkta dönüşüm programını biraz da yakından bakacak olursak, yıllardan beri alay balayla anlattığınız sağlıkta dönüşüm programı şudur değerli arkadaşlarım. Özetle, devletin sağlıktaki payının azaltılması, özel sektörün payının artırılması, hastaneler işletmeler haline getirilmesi, hastanın adının hizmet alan müşteri yapılması ve haliyle de müşterilerden katılım payı ve fark alınması. Sağlıkta dönüşüm projesi dediğimiz olay budur değerli arkadaşlarım. Şimdi hasta memnuniyeti var diye diyenleri de böyle duyar gibiyim. Evet, büyük ölçüde otelcilikten kaynaklanan bir memnuniyet vardı. Ama şimdi öyle değil. Artık hizmete ulaşımda bile sorunlar var. Randevu bile veremiyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, sağlıkta dönüşüm programının getirdiği bir yenilik performans sistemidir. Ne kadar iş o kadar para. Hasta muayenesi süresini 5 dakikaya kadar düşürdünüz. Kaliteden uzaklaşan hekim hasta ilişkilerini ortadan kaldıran, ciddi ve zor sağlık sorunlarının tedavisini engelleyen bu ortam insani bir ortam değildir. Sağlık çalışanları sadece performans sistemiyle hırpalanmadı değerli arkadaşlarım. Sistemden kaynaklanan sorunların sorumlusu olarak sağlık çalışanları gösterildi. Adeta hedef gösterdi sağlık çalışanları. Sağlıkta şiddetin temelinde sebeplerinden bir tanesi de bu yönetimdir değerli arkadaşlarım. Bu kışkırtılmış sağlık düzeni hekimleri bıktırmıştır. Sağlıkçılar mutlu değildir. Yurt dışına gitmeye çalışan çok sayıda hekim ve diğer sağlık çalışanı var. Yılda 1000 civarında hekim ülkeyi terk etmektedir. Tıp eğitimine de çok büyük darbe vuruldu. Tıp eğitimi daha çok para sloganı ile uçmaz değerli arkadaşlarım. Çok doktor, çok temas, çok para diyerek tıp fakültelerinin kontenjanlarını artırdınız. Yetmedi, hesapsız, kitapsız, hocasız tıp fakülteleri açtınız. Dışarıdan doktor bile getirdiniz. Şu anda 64 tıp fakültesiyle Avrupa'da birinci sıradayız. Almanya, zavallı Almanya ve İtalya 38 tıp fakültesine sahip. Değerli arkadaşlarım, sadece tıp fakültesi, sağlık eğitimi, tıp fakültelerinde problem yok. SUT diye bir şey var. Sağlık uygulama tebliği. Bu buradaki tarifelere göre sosyal güvenlik kurumu hastanelere ödeme yapar. Bu 2016'da kalmıştır. Artmıyor değerli arkadaşlarım. Böyle olduğu için üniversite hastaneleri para alamıyor. Para alamadığı için borçlarını ödeyemiyor değerli arkadaşlarım. Ama Sağlık Bakanlığı gidiyor SGK ile özel protokol alıyor, yapıyor ve şehir hastaneleriyle kaymaklı ödemeleri alıyor. Özel hastaneler de %200-300 fark alıyorlar değerli arkadaşlar. Üniversite hastaneleri alamıyor ve hastaneleri kapatma noktasına geldi. Sağlık Bakanım, Çorum'dan geçerken şöyle bir şey okudum. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi işte Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi. Üniversite hastaneleri bağlandılar mı Sağlık Bakanlığı'na Sayın Bakanım? Böyle bir şey var mı? Ne zaman oldu? Biz mi duymadık? Bakın değerli arkadaşlarım. Sağlık Bakanlığı üniversiteleri, üniversite hastaneleri batırıyor. Bunun sebebi nedir? Çıkıp bu kürsüden anlatması lazım. Üniversite hastanesi olmazsa tıp doktor yetişmez, doktor olmazsa sağlık olmaz, uzman olmaz. Böyle saçma sapan şey olmaz. Değerli arkadaşlarım, bitiriyorum. Sürem de azaldı. Şehir hastaneleri ilgili arkadaşlarımız konuşacaktır. Şehir hastaneleri işte büyük bir olay olarak hala anlatılıyor. Hayır, bakın. Şehir hastane nedir? Birkaç cümleyle söylüyorum. Bir adam geliyor, diyelim 250 milyon dolar harcayarak bir hastane yapıyor. Bu kişiyi 15-25 sene işletip 1 milyar dolar geri kazanma garantisi veriliyor. Her yıl muayene için, tetkik için hasta garantisi veriliyor. Bu paralar karşılanmazsa devlet tarafından ödeniyor. Bir anlaşmazlık çıktığı zaman da Londra mahkemeleri, Londra mahkemeleri
Tamamlayın sözlerinizi. Yetkili oluyor. Tamamlayın sözlerinizi açtım. Evet, teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, bitirmek üzereyim. Şehir hastaneleri niye şehir dışında? İsimleri şehir, şehir hastaneleri. Ya şehirde AVM kuruyorsunuz ama hastaneleri dağ başlarına taşıyorsunuz. Organize sanayi mi, bölgeleri mi buralar? Anlaşılır gibi değil. Değerli arkadaşlarım, bakın sürem doldu. Ankara'nın çok önemli simge hastaneleri hepsi kapatıldı. Niye kapatıldı? Bunların araç gereci ne oldu? Buraları ne yapacaksınız filan? Sormaya devam ediyoruz. Kullanıyoruz diyor. Nasıl kullanacaksınız bilmiyoruz. Ama Sağlık Bakanı'na sizin huzurunuzda bir tane önemli soru daha soracağım. Sayın Bakan, şehir hastanenin dağ başına götürürken niçin kendi üniversitenizin hastanelerini İstanbul ve Ankara'nın en merkezi yerlerine kuruyorsunuz? İstanbul'da ikinci köprünün ayağına kurdunuz. Ankara'da yüksek hızlı tren istasyonunun yanında sizin bir diş hekimliği fakültesi inşaatı var. Bunlar nasıl yapılıyor? Bunlar yapılırken sizin bakanlığınızın bir tarafı... Evet, teşekkür ederim.